Dinliyor muyuz can kulağıyla? Tabii ki de benim burcum çünkü. Evet, hemen bakalım. Şimdi haftanın başına nasıl başladık? Birazcık depresif başlayabiliriz. Çünkü bu açı hepimiz için geçerli bir açı. Aynen. Sosyal çevre ya da böyle organizasyonlarda orada burada para harcamalara dikkat etmemiz lazım. Fazla para harcanabilme potansiyeli var bu hafta. Direkt öyle gireyim. Arkadaşlara borç para verme veya borç alma durumları söz konusu olabilir ama burada işte açı birazcık sıkıntılı. O yüzden hani buradan çok tatlı sonuç mesela borç para istedim hemen arkadaşım verdi diye bir şey olmayabilir. Ondan da dolayı işte ilişkiler sorgulanabilir. Hani bu insanla benim samimiyetim çok iyi şu kadar bile vermiyor bana falan gibi. Karşı taraf da aynı şeyi düşünebilir. Yani burada biraz ikili ilişkiler, arkadaş ilişkileri özellikle arkadaş ilişkileri çok sorgulanacak bu hafta. Bu arada eğer evli olan ikizler varsa eşleri de kazançlarda biraz farklılık yapıp spekülatif kazançlara kayabilirler. Borsa gibi, Bitcoin gibi. Buralarda dikkat etmelerinde fayda var. Çünkü açı çok parlak değil bu anlamda. Biraz sıkıntılı geçebilir veya kayıplar olabilir. Bu anlamda dikkat. Evet, hafta arasında Merkür 9. evlerine kayacak. Yani kovaya geçmesiyle beraber ikizlerin 9. evlerine giriş yapacak. Yurt dışı ve uzun yolculuklar yapacak olan kovalar varsa evet planlarına programlarına dikkat etsinler bu hafta. İşte maske taksınlar. Hayır. Ay evet ya gülüyorum ama gülecek hiç gülecek bir konu ki, değil aynen. Yani. Artık sinirimiz bozuldu sinirimiz çünkü. Bozuldu Biz yayından gerçekten. Önce de çok konuşup aynen. Zaten korkarak girdik yayına. Evet yani hani onu zaten Dolunay'da bahsedeceğim. Çünkü ciddi bir durumumuz var bu anlamda. Ama hani ben direkt Merkür Retrosu virüs problemi yaratmaz tabii ki. O yüzden Merkür Retrosu ile ilgili konuları şu anda geçiyor olacağım. Biletlerine, işte bavullarına, kayıp yaşanmamasına ekstra özen göstersinler. Vize alacaklarsa bu hafta vize konularında yani alabiliyorlarsa, zamanları varsa Merkür Retrosu'ndan sonra alsınlar. Bu hafta almaları gerekiyorsa da lütfen dokümanların ne doküman gitmesi gerek çok çok incelesinler. 9. evlerinde çünkü. Bir takım dokümanlar eksik olabilir, postada kalabilir. İşte yani bu toleransı, hani bir aksilik çıkma toleransını akıllarında tutarak lütfen iş yapsınlar. Hukuksal konuları olan ikizler için, yani mahkemede konuları olan ikizler için maalesef bu hafta mahkeme sonucu bekliyorlarsa çok da çıkmayabilir bu sonuç ne yazık ki. Ve bunun dışında yurt dışı ticari işleri olanlar varsa aksilikler, problemler, sorunlar çıkabilir. Yani her bakımdan biraz yurt dışı konuları problem yaratabilir. İkizlerde eğer akademik hayat varsa, çünkü 9. ev çok anlam var, hepsine değinmeye çalışıyorum ama akademik hayat varsa ona da dikkat. Çünkü tezleri bu hafta vereceklerse ya da sınavları varsa gecikmemeye, unutmamaya, aksaklık çıkmamasına çok çok dikkat etsinler verecekleri. Tezlerini, dokümanlarını belki çok çok incelemeleri, vermeden önce 2-3 kere incelemeleri de önemli olacaktır. Burada 9. ev başkasının iletişimi demek, yani karşımdakinin iletişimi demek. Bu illa sevgili değil ama uzun zamandır görüşmediği birinden de bir haber gelebilir efendim ikizlere. Buyurun efendim gelsin. Gelsin diyorsunuz, evet. Şimdi hafta sonu. Aslında hafta sonuna daha gelmeden daha doğrusu bunlar hafta arası hafta sonu bende de Merkür Retrosu karışıyor. Hafta arasında devam edersek bir Merkür Venüs güzel açısı var demiştik. Merkür de 9. evden geri gittiği için ne olacak tabii ki son dediğimle başlayabilirim. Eğer bir uzun zamandır görüşülmeyen bir insan varsa ve çat diye o da arıyorsa Merkür'de özür dilemeye arıyordur veya gönlünü almaya arıyordur ikizlerin. O yüzden başımızın üstünde yeri var. Efendim öyle yapıp arayacaksa hep arasın diyorsunuz. Evet iletişim sorunlarını çözmek isteyebilirler, gidermek isteyebilirler. Orada eğer bir yanlış anlaşılma varsa bu yanlış anlaşılmaların önüne geçmek isteyebilirler. Ya da kendilerini ifade etmeye ihtiyaç hissedebilirler. Ya da size olan sevgisini ifade etmek isteyebilirler. Ah ne güzel hepsi birbirinden çok güzel. Çok cici evet gerçekten. Kaç haftadır bunları bekliyorum efendim. Gerçekten. O zaman hep bir şey yok, hep bir şey yok diye geliyorsun karşıma atıyorsun. Evet bu hafta donanımlı geldim. Daha böyle güzel şeyler hayır, söylüyorum. Hayır hep donanımlı o anlamda değil. Hep ikizlere bir şey yok diyorsun aşk konusunda onu diyorum. Evet işte aşk hayatı için donanımlı geldim demek istedim.
Yurt dışı konularında yardım isteyebilirler. Bu açı yardım demektir. Yardım istemeyin rahatlatır daha doğrusu. Yurt dışı konularında, hukuksal mevzularında, akademik hayatlarında, yani 9. evin bütün konularında yardım isteyebilirler böyle bir durumları varsa. Hı hı. Bütün bu konularda işte kendilerini gösterme, işte online her yapılan her iş, bütün bunlar için de 9. ev yayın işi olduğu için. Hı hı. Burada güzel teklifler gelebilir, onlara cazip teklifler gelebilir. Yani burada sürpriz, güzel haberler, güzel haber, keyiflerini yerine getirecek durumlar söz konusu olacak. İnşallah. Aldık başımızın üstüne koyduk. Hiç aldık, fena kabul olmaz. Ettik. Evet, Venüs Boğa burcuna geçiyor 5 Mart'ta. Şimdi Venüs Boğa'ya geçince 12. evlerine geçiyor ikizlerin. Evet, bu biraz garip bir durum tabii. 12. evdeki Venüs saklı bir yerde giden, hareket eden bir Venüs'ten bahsediyoruz. Ne yani olacak? Platonik aşklar olacak. Ama. Yani aslında geri git, geri git. Sadece platonik aşkı değil. Yani o da var. Bazı ikizler belki çok elde edemediği insanları düşünüyor olacaklar veya geçmişten birilerini düşünüyor olacaklar. Ama sadece o değil. Burada ikili ilişkilerden ve sosyal ilişkilerden geri çekilme söz konusu, biraz izolasyon söz konusu. Çünkü Venüs 12. evde çok dışa dönük olmaz. Biraz daha içe kapanmayı sever ve iç çalışmalar, ruhsal çalışmalar yapmayı sever. Aşk ilişkilerinde de zorlanmalar bu hafta söz konusu. Yani Venüs Boğa'ya geçtikten sonra bütün bunları hafif hafif yaşamaya başlayabilirler. Zorlanmalar, duyguları rahat ifade edememe durumları aşk ilişkilerinde ama. Hani var olan aşk ilişkileri varsa bunlar olabilir. Yanlış anlaşılmalar, kayıplar. 12. ev maalesef çok tatlı bir ev değil. Arkadan da çevrilen bir takım işler söz konusu olabilir bu evin içerisinde. Platonik aşk demiştik, daha çok şu anda kavuşamadığı insanları düşünme, olmayacak insanları biraz aklından geçirme gibi durumlar söz konusu olabilir ama yine de belki ikizler bu hafta diyecek ki biraz huzuru kendimde bulmak istiyorum. Çok fazla ikili ilişkiye girmek istemiyorum diyebilirler. Sadece haftalık bir şeyden bahsediyorum. Yani aslında bütün bir ay ilerleyecekse de her saniye bunu hissettirmeyecek tabii ki. Meditasyon ve benzeri çalışmalar için çok güzel zamandır Venüs'ün 12. evden geçişi. Aslında Venüs 12. ev aynı zamanda yasak ilişkiler demektir. Topluma çok çıkartmak istemediğimiz insanlar da olabilir. Yasak ilişki deyince illa başka evet. şey algılanmasın. Hı hı. Yani mesela hani çok yanımıza yakıştırmadığımız ama böyle bir şekilde de kopamadığımız insanlarla gizli kapaklı yürüttüğümüz ilişkiler tam da bu evin konusudur. Hı hı. Böyle bir takım ilişkiler de söz konusu olabilir. İkizler için. Bakalım. Hayırlı. Hayırlısı olsun inşallah. Hayırlısı olsun. Evet, hafta sonuna gelelim. Hafta sonunda Güneş-Neptün kavuşumu var ve onların kariyer evlerinde, kariyerle ilgili konularda fazla hayalperest olabilirler. Buraya dikkat etmek lazım. Dediğim gibi Neptün gerçekliği alan bir gezegen olduğu için çok da net tavır sergileyemeyebiliriz konuyla ilgili. O yüzden lütfen bu açı dahilinde karar almaktan kaçının. Çünkü fazla hayalperest bir hava olabilir. Hayatınızın yönüyle de ilgili kararlarda dikkat etmekte fayda var. Yani burada sadece kariyer hayatı diyemeyiz 10. ev için. Aynı zamanda hayat yönüyle alakalı bir şey. Hayat hedefleriyle. O yüzden bu konuda da yani evlenme kararı da alınmasın mesela yani. Hani hayatımın gidişatıyla ilgili bir karar bu zamanda alınmaması gerekiyor. Burada ego ve hırslar dediğim gibi çok kırılacaktır. Güneş'in yansıttığı ego Neptün tarafından paramparça olan bir şey. O yüzden çok idealist tavırlar içerisinde olabilirsiniz ama hırslar bitmesi doğru kararlar alınmasını engeller. Çünkü bize gereken bir şeydir iş hayatında ilerlememiz için bazı tabii ki sağlıklı ölçüde hırs ve ego. Ve bunlar kırıldığı zaman çok da mantıklı kararlar alamayabiliriz. Yani durduk yere değişik kararlar alınabilir kariyer hayatında. Çok fazla hassas bir yapı olabilir. O anlamda dikkat etmekte fayda var. Ve haftanın sonunu Venüs-Uranüs kavuşumuyla bitiriyoruz. Bu da onların 12. evlerinde. Yani işte o gizli kapaklı alanda bir Venüs-Uranüs kavuşumu. Beklenmedik durumlar getirecektir. Özellikle eğer eşleri varsa eşin işiyle ilgili çok beklenmedik, sürpriz, ani bir durum söz konusu olabilir. Bir anda gelişen. Şimdi diyecekler ki bana iyi mi kötü mü? Bir şey diyemem. Yani harita görmeden bir şey söyleyemeyiz. Çünkü kavuşum demek çok büyük potansiyel demektir. Ama iyiye mi kötüye mi gideceği kişinin haritasıyla alakalı bir şeydir. Sadece ani bir değişim söz konusu olabilir. Onu bilmek
önemli. Var olan ilişkilerinize yine dikkat edin. Lütfen suni kavgalar çıkartıp durmayın. Bunu her seferinde söylüyorum ama Uranüs demek suni kavga demek. Gerçekten hani böyle durduk yere monoton ilişkimi bir canlandırayım diye saçma sapan durumlar. Çomak sokayım. Çomak sokayım da iki hayatım şenlensin açısından. Lütfen bunu yapmayın. Hani durduk yere kavgalar çıkartmayın. Bu var olan korkulara da yönelik yani. Bazen öyle olur ya, birini kaybetmekten o kadar korkarsınız ki durduk yere hiç olmayacak şeyi yaparsınız. Doğru. Yani. İlla göndermeye uğraşacağınız şeyler yaparsınız. Evet. 12. ev çok korkularla alakalı bir ev. O yüzden bu alana dikkat etmek gerekiyor. Hı hı. Yaratıcılığınız çok artacaktır efendim, size de söyleyeyim. Yani çok bir kere Uranüs işin içindeyken yine söyleyeyim, inanılmaz yaratıcı özgün fikirler gelir. Tam da öyle bir yani hafta yani şey, yaratıcılıkla ilgili iş yapıyorum, evet, zaten. Evet, aynen. Şimdi onu kullanayım bari bu hafta. Aynen, bu hafta inanılmaz yaratıcı olma haftası. Ruhsal olarak gelgitler yaşanır tabii ki Venüs Uranüs'le. Yani heyecan istiyorum ama ne yapayım, ilişkimi de seviyorum, nasıl bir hareket edeyim falan gibi durumlar söz konusu olacaktır ama monotonluktan sıkılmalar görülecek. Hiç beklemediği, yani ilişkisi olmayan ya da olanlar için de konuşabiliriz. Hiç beklemediği birinden sürpriz bir ilişkiye girebilirler. Gene burada parantez içinde yasak ilişki diyorum. Yasak ilişki, yine söylüyorum, illa bazı durumları içeren bir durum değil de biraz daha normalde kafalarında bitirdikleri ve hani bununla hayatta olmaz dedikleri insanlar olabilir. Yani illa yasak ilişki kötü bir anlamda söylemiyorum ama yani mesela denemiştir olmadığını artık, biliyordur evet, artık yani. Şans vermeyeceğim dediği biri. Aynen, yani o hiçbir şekilde bu insandan hiçbir şey olmaz dediği bir insanla bir bakıp da kendini tekrar bir ilişki içerisinde görme şansı var ikizlerin.